Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sunar. Kadın Gözüyle ekibi olarak Ova Akça Mahallesi'ndeyiz. Osman Gazi ilçesinin bereketli topraklarından bir mahallesi, özellikle de siyah inciriyle. Şu anlamda bunu da kullanabilirim. Bursa Siyahı bugün Görücü'ye çıkıyor. Güzel bir yarışma olacak. En iyi incir üreticisine ödülleri verilecek. Yine Ova Akça Festivali'nde yağlı güreşler var, müzik var, halk oyunları var. Yine tabii ki Mehteran'ın o güzel coşkusu var. Ve Kadın Gözüyle ekibi olarak onların arasında olacak. Hadi iyi seyirler dilerim. Ova Akça Meydanı'nda güreşler arkamızda devam ederken Bursa Siyahı da Görücü'ye çıktı. Üreticilerimiz en güzel inciri burada gösteriyorlar. Yanımızda da Hakan Çavuşoğlu var. Pandemiden sonra, uzun bir aradan sonra özlemini duyduğumuz etkinlikler yine devam ediyor. Osman Gazi Belediyesi'nin kültürel etkinliklerinden bir tanesi. Siz neler söylersiniz? Öncelikle tabii ki yaklaşık 2 yıllık bir aradan sonra insanlarımızın tekrardan bu tür etkinliklerde bir araya gelmesi, yan yana, yüz yüze birbirleriyle görüşmesi çok önemli. Bu vesileyle yine de tedbirleri elden bırakmadan önümüzdeki süreci de salimane bir şekilde yürütmek suretiyle tam normalleşmeye inşallah hep birlikte kavuşacağız diye düşünüyorum. Bu arada tabii çok sayıda insanımızı kaybetti. Rabbimden onlara rahmet niyaz ediyorum. Çok sayıda düçar olan insanımız da tedaviye ve şifasına, sağlığına kavuştu. Onlara da hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum Rabbimden. Bugün tabii sizin de bahsettiğiniz gibi Bursa'mızın ayırt edici özelliklerinden bir tanesi. Yani eskilerin deyimiyle alamet-i farikası olan bir ürünün festivalini gerçekleştiriyoruz. Bursa Siyah İnciri. Dünyanın hiçbir yerinde aynı standartlara sahip şekilde yetiştirilemeyen, sadece Bursa'nın bu havzasında buradaki yaklaşık 14 civarında köyümüzde yetiştirilebilen bir siyah incirin festivalini gerçekleştiriyoruz. Bir tarafta üreticilerimiz, diğer tarafta resmi protokol mensupları bu farkındalığı hep birlikte bütün dünyaya, bütün Türkiye'ye ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu sene üreticimiz son derece memnun. İlk başlardan belli bazı yerlerde bir kısım kayıplarımız olmuştu incirde, siyah incirde. Ama o çok şükür lokal bölgelerde kaldı. Tamamen her tarafta olmadı ve kayıp da çok az oldu. Dolayısıyla üreticimizin memnun olduğunu gördüm, müşahede ettim. Çok yüksek fiyatlardan başlamıştı. Bugün de herhalde 12-13 civarında bir fiyatla satışı gerçekleşiyor. Buna şükür bu sene gerçek anlamda üreticilerimiz sadece siyah incirde değil, şeftalide, nektarinde, armutta, karpuzda, kavunda, domateste, yaban mersininde, aronyada, evet, şaharalar gerçekten de bir kazanç elde ediyorlar. Onun için bizler de mutlu oluyoruz. Tabii bu festival burada geleneksel bir hal aldı. Ova Akça bildiğiniz gibi Osman Gazi Belediye'mizin sınırları dahilinde bulunan bir yer. Osman Gazi Belediye Başkanlığımız da bu işe öncülük ediyor. Ben Sayın Belediye Başkanımıza da bu vesileyle huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.
bunu gerçekleştiriyoruz. İnşallah sağlık ve afiyet içerisinde nice etkinlikleri böyle gerçekleştirebiliriz diyorum. Bunlar bizim geleneksel özelliklerimiz. İşte bir tarafta yağlı güreşlerimiz, diğer mesela tarafta mehteran takımımız. İnsanımızın çok çeşitli yerlerden katılımıyla beraber bir araya geldiği, buluştuğu bir etkinlik. Hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum ilginiz, alakanız için.
Bursa Siyahı Görücü'ye çıkıyor. Yine Ovaakça'dayız ve Ovaakça'da 20. kez düzenlenen Osman Gazi Belediyesi'nin önemli kültürel etkinliklerinden biri olan yağlı güreşler var. Güzel bir konserimiz var. Yanımızda bu da hem Kosova Üsküp Türkleri Dernek Başkanımız hem de Osman Gazi İlçesi Meclis Üyemiz var. Bayram Kılıç yanımızda, merhabalar, neler söylersiniz? Merhabalar. Gerçekten arzu ettiğimiz bir organize. Her yıl yapıldığı gibi her daha geçen yıl coşkuyla izleniyor. Tabii bu hem incirimizi tanıtmaya hem yöresel bilgileri halkımıza sunmak için buradayız zaten bugün. Osman Gazi Belediye Başkanımızın her zamanki güzel işlerinden bir tanesi zaten. Uzun bir aradan sonra, neredeyse yaklaşık 2 yıldır kültürel etkinlikleri sadece dijital ortamda izleyebiliyorduk. Bugün bir kez daha bu güzel açık havada bir araya geliyor Osman Gazi ilçesindekiler ve Bursalılar. Çok önemli bir kültürel etkinlik. Artık siyah incirimizin de ünvanı yurt dışına artık yavaş yavaş açıldı. Bu anlamda değerlendirirsek neler söyleriz? Saygıdeğer güreşseverler. Evet, gerçekten söylediğim gibi çok önemli bir organize. Yani bir yıldan önemli. Pandemiden dolayı böyle bir organize yapılamamıştı. Şimdi tekrar hem halkımıza kavuştuk hem incelerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. İnşallah bu ilerleyen günlerde daha güzel şeyler, Osman Gazi her zaman yaptığı gibi daha güzellerini yapmaya devam edecek. Çok teşekkür ederim, iyi eğlenceler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim ben de. Dese Büyük'te müsabaka yapacak pehlivanlar Er Meydanı'na. Dese Büyük Boy'da müsabaka yapacak pehlivanlar... Osman Gazi ilçesinin bereketli mahallelerinin o güzel topraklarında en çok yetişen ürünlerden biri incir, bir diğeri de tabii ki üzüm. Her şey yetişiyor ama üzümün haricinde de gerçekten çok önemli ürünler Bursa'dan gidiyor. Hemen sizi tanıyarak sohbetimize başlayalım. Evet. Şefik Çınar,
Osman Gazi Tarım Orman Müdürü. Evet, büyük orta ve baş altında müsabaka yapacak. Bursa Türkiye genelinde önemli bir üretim merkezi. Tarımın ekonomide itici gücünü oluşturan bir ülkemiz. Yaş meyve sebze veya diğer tarımsal ürünlerin tamamında ülkenin önemli ekonomisine katkı sağlayan bir il. Bu bağlamda Osman Gazi ilçesi de Türkiye'nin en önemli ve en büyük tarım ilçelerinden bir tanesi. Bugün burada Ova Akça mahallemizde geleneksel incir festivali için bir arada bulunmaktayız. 32 bin tonluk toplam incir üretimimizin önemli bir kısmı, yaklaşık 4 bin ton civarında bu mahallemizde üretilmektedir. Tabii üretilen ürünlerin ihracata yönelik olması tabii ki hem üretici için hem de ülke ekonomisi için çok önemli bir unsur. Bu nedenle %70'lik kısmını ortalama ihracata yöneltiyoruz incirin. Bu sene rekoltede %15-20'lik bir düşüş kaybı oldu. Bir takım fizyolojik şartlardan ve iklime bağlı değişik nedenlerden dolayı. Ancak yine de şu an üreticimizi memnun edecek düzeyde bir durum sergileniyor. Bu anlamda çok çok daha iyi olması için gerek üreticilerimiz, gerekse tarımsal kuruluşların tamamı bir araya gelerek zaman zaman bilgi alışverişlerimizi, saha çalışmalarımızı sürekli devam ettiriyoruz. Adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Teksan Ticaret Sayın Recep Tekne adına da güreş yapıyor. Çanakkale Çan. Minik 2 final. Emirhan Çetin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey'in pehlivanı Bursa. Abdülsamet Amaçlamak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş Bey adına güreş yapıyor. Teşvik bir boyu final. Eymen Akbulut, Kestel Belediye Başkanımız Sayın Önder Tanır adına güreş yapıyor. İsrafil Kaymak Hoca'nın çırağı Bursa. Merhaba ey mehteran. Merhaba mehterbaşı. Nevbete selah, eski ordu marşı. Aslum, haydi yav. Oh.
tarları var. Önce Karabağcık'tan Ayhan'la tarımla başlayalım. Hepsini tanımak istiyorum. Aynı zamanda Mehtar'ın da az sonra gösterisi var. Gösterilerini yapmak için öncelikle Osman Gazi Belediye'mize bu güzel organizasyonu yaptığı için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tarım İlçe Müdürümüze teşekkür ediyorum. Özellikle muhtarlarımıza bu katılıma katıldıkları için, bizlerin yanında oldukları için hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. İnşallah böyle güzel festivallerin devamını Osman Galipli Belediye'mizden bekliyorum. Her meydanda siviller, her meydanda bir boşaltalım. Demirtaş Cumhurbaşkanı Mahalle Muhtarı Emin Topal oluyor. Hayır arkadaşlar. Neler söyleriz bugün için? Bugün için öncelikle Osman Gazi Belediyesi'ne bu etkinliği tetiklediklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve tarım buraya gelen misafirlere de çok teşekkür ederiz. Ayaklarına sağlık ve üreticimizin bir an önce daha çok incir üreterek daha çok kazanmasını temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Binatlı o gün dev gibi bir orduyu geldi. Osman Gazi Çukurcam Mahallesi Muhtarı Sait Çetin. Osman Gazi Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Bu etkinlikleri düzenledi. Bunların devamını bekliyoruz. Köylüler böyle mesela etkinlikler oldukça daha da güzel oluyor. Osman Gazi Belediyesi'ne bu emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Adalarillerin torunlarıyız. Dürdane Mahalle Muhtarı Halil İbrahim İnce. Bu sahalarda sabah öncelikle bu festivali düzenleyen Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Dündar'a çok ne teşekkür mutlu ederiz. Bu festivale katılımda her türlü oluşumunda destek mutlu veren büyüklerimizi canı yürekten tebrik ediyorum. Daha geniş kapsamlı festivallerin olmasına, tanıtım siyah incirimizin daha iyi tanıtılması için ellerinden geleni yapacaklarından eminim. Bursa siyahı çok önemli. Hemen tatlı. Böyle bir etkinlik geldi. Osman Gazi Belediyesi öncülük yaptığı için her zaman için sen başkanımıza çokça teşekkür ediyoruz. Bu yetkinliklerin devamını istiyoruz. Bugünkü Kave İncir Festivali'ne bütün halka hoş geldin diyor. Köylümüze hayırlı mahsuller diliyoruz. Hayırlı kazançlar diliyoruz. Hamitler Mahalle Muhtarı. Hamitler'de incir var mı? Onda da vardır. Tamam, ilk fırsatta sizdeyim. Namı dünyayı saran Bursa'nın sadece 40 köyünde üretilen Bursa siyah incirinin tanıdığımına ekstra katkısı olduğu için Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Var olsunlar efendim. Hangi mahalle? Yeni Kent Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın. Ne güzel. Ovakça Merkez Mahalle Muhtarı İsmail Taşdemir. Başta Mustafa Dündar Başkanıma teşekkür ediyorum. Muhtar arkadaşlarıma, katılımcılara, Gülşah Hanım'a, özellikle Gülşah Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelir. Çok teşekkür ederim. Şehirli, Osman Gazi ilçesinin bereketli olmasın topraklarının o güzel mahallelerin muhtarlarıyla beraber sohbet etmeye devam ediyorum. Osman Gazi ilçesi muhtarlar dernek başkanımız olsun. Burhan Mandacı ile başlayacağım sohbetime. Hemen neler söyleriz, duygu ve düşünceleriniz neler? Efendim olsun. Öncelikle Allah Allah. Osman Gazi Belediye Başkanımızın Muhammedun düzenlemiş Resulullah olduğu geleneksel ince festivaline bütün misafirlerimiz güzel bir katılım sağlayarak ve muhtarlarımıza katılım sağlayarak yapılan bu özenle gösterilmiş olan hizmete hep birlikte özveriyle katılım sağlamış olup bulunmaktayız. Bu nedenden dolayı tüm üreticilerimizin incirin sergilendiği, ödülün alındığı bir gündeyiz. Güreşlerin yapıldığı bir gündeyiz. Muhtarlar olarak hepimiz buradayız. Başkanımızın bu yapmış olduğu bu programa başkanımız adına teşekkür ediyoruz. Bursa'mıza, köyümüze hayırlı olsun diyoruz. Hemen ben devam ediyorum. Ben Tuna Mahallesi Muhtarı Ayşegül Yıldız. Bu tür organizasyonda bulunmak hepimizi kaynaşmamız için çok önemli. Sayın Mustafa Dündar bu tür organizasyonda insanları birbirine bağlamayı çok iyi biliyor. Teşekkür ediyoruz. Alaşar Mahalle Muhtarı İdris Aydın. Bölgenin önemli ürünü olan İncir Festivali'nde yine Osman Gazi Belediye'mizin genel istirahat düzenlediği bu
program için teşekkür ediyoruz. Bölgeye büyük bir destek oluyor. Kendisine çok teşekkürlerimi ediyorum. Bahar Mahallesi Muhtarı Mülayim Vardar, Osman Gazi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu yörenin incir festivali için çok teşekkür ediyoruz. Aksungur Mahalle Muhtarı Recep İlhan, öncelikle İncir Festivali'nin bütün ülkemize ve Osman Gazi'ye hayırlı olmasını dilerim. Evet, hemen devam ediyorum. Hemen neler söylüyorsunuz? İsmim Süleyman Yavuz, Osman Gazi İlçesi Ahmet Bey Mahalle Muhtarıyım. Böyle bir etkinliği Osman Gazi Belediyesi yaptığı için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bursa'mız sanayi şehri olması yanında bir tarım da şehridir. Bu tarım şehrinde başta Bursa Siyah İncir olmak üzere özellikle coğrafi işaret belgesi alarak uluslararası pazarda pazar payını artırmasıyla öne çıkmıştır. Ta İngiliz kraliyet ailenin sofralarını süsleyerek oranın mutfağına girmiş bir üründür. Bölgemizde de oldukça iyi ve güzel kaliteli ürünleri yetiştirmekteyiz. Bunları ihracat ve iç piyasaya satmaktayız. Teşekkür ederim. Mustafa Cebeci, Çağlayan Mahalle Muhtarı. Osman Gazi Belediye Başkanımıza böyle bir organizasyon düzenleyip bize sahip çıktığı için çok teşekkür ediyoruz. Panayır Mahalle Muhtarı'nın bütün güreşçi kardeşlerime başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet, ben de hep bu kalabalık kadrajla bugün Kadın Gözlüğü ekibi olarak güzel sohbetler etmeye devam ediyorum. Numara Ali Rıza Kaya. Feyzullah Aktürk geliyor. Kurasını yine Sayın Osman Gazi Belediyesi Meclis Üyem Sayın Osman Salın Bey çekiyorlar. 8 numara Feyzullah Aktürk. Mecit Yıldırım geliyor. İstanbul Şile Belediyesi'nin pehlivanı. İstanbul Şile değerli belediye başkanım Sayın İlhan Ocaklı. Kurasını diğer meclis üyeme çektirelim. Bayram Kılıç Bey'e çektirelim. Dört numara. Evet.
Festivaller önemli. Festivallerde üretilen ürünün pazarlandığı, bu alın terinin, emeğin karşılığının alındığı bir dönem oluyor. Ve bu dönemlerde bizler bunu bu tür şenliklerle, spor etkinlikleriyle, müzikle taşlandırıyoruz. 20. festivalimiz bizim. Osman Gazi Belediyesi'ne Ova Akçam bağlandıktan sonra 13. festival. 24 köyümüzde incir üretiyor. Tabii geçtiğimiz yıl, bu yıl güzel fiyatlarla incirlerimiz pazarlanıyor. Bereket olsun inşallah. Bence en üst seviyede kazancın, üretimin en iyi olduğu seviyede, zamanda bence incirlerin konuşulması gerektiğine inanıyorum. Biz göreve geldiğimizde inciri nasıl daha iyi pazarlarız, nasıl daha iyi tanıtırız düşüncesiyle yurt dışına gittik, Almanya'ya gittik, pazarları araştırdık. Tabii bu belediyenin asli vazifesi değil. Ama köyler bizim köylerimiz olduğu için biz buradan kendimize bir vazife çıkardık. Bizim kendimize vazife çıkardığımız kadar İnciri üreten köylerimizin de burada olması lazım, bizimle olması lazım. Bugün burada yarışmaya katılan 11 tane köy, biri çekilmiş, 10 tane köyümüz var. Tabii şu an hasat zamanı. Herkes tarlasında çalışıyor, topluyor. Bereket olsun inşallah. Ama bu festival üreticinin festivali. Yani üretici tüm köylü, kim varsa burada olması lazım. Burada bu şenliği yaşaması lazım. Çünkü incir üreticisinin festivali bu. Şimdi ben diyorum ki en iyi zamanda tüm incir üreten köylerin muhtarları bir araya gelerek Ziraat Müdürlüğü, üniversite, bizle bir çalıştay yapmamız lazım. Yani bugün böyle, yarın ne olacak belli değil. Zaten bu tür yaş, sebze ve meyve bir pik yapar, bir düşer. Riskli ürünlerdir bunlar. Bunları çalışmak zordur. Ama tabii bu inciri eken bölgeler de çoğalıyor. Dolayısıyla bizim esas orijinal Osman Gazi köylerindeki bu ürücüne orijinalin taklidi yeni rakipler çıkıyor. İşte biz bunu konuşmamız lazım. Ve bundan sonraki süreçte ne yolu almamız lazım, ne yapmamız lazım? Bunları konuşursak ileriye doğru geleceğimiz daha iyi olur diye düşünüyorum. Ve ben şimdi buradan muhtarlarımız tabii, her köyümüzün mülki amiri onlara vazifeliyor. Bizler de buradayız. Bizler sizlerle birlikteyiz. Hep beraber gerekeni yapalım. Ben çok teşekkür ediyorum buraya katılım sağlayanlara, destek olanlara. Tabii ki burada hemşerilerimiz, gelip güreş seyretmek isteyenler, gelip sanatçı da şarkı, türkü dinlemek isteyenler var. Onlara teşekkür ediyoruz. Onlar da hoş geldiler, sefalar getirdiler. Bu şenliklerimiz devam edecek. Ama bu şenlikleri daha iyi yere çıkarmamız lazım. Daha yaygın yapmamız lazım. İncir Osman Gazi'de üretilir. İncir Festivali de buradadır. Birçok yerde başladı festivaller yapılmaya. İşte bu o tehlike değerli arkadaşlarım. Onun için Bursa'nın ürünüdür, Osman Gazi'nin ürünüdür. Sahiplenirsek bizimdir. Sahiplenmiyorsak biz arkadan bakar, onlar da gider. Çok teşekkür ediyorum katılanlara, tüm güreşçilere teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
zaten bilirler ki izleyicilerim Çaksık Karabalçık Mahallesi'nde olmuşumdur. Hatta geçen hafta incir toplamıştık ve Esen ailesiyle birlikte. Esen ailesi üyelerinden en gençlerinden, yeni nesilden bir üreticiliğe gönül vermiş, aslında fidancılıkla uğraşan Cevat abimizin oğlu Ahmet de burada. Kaçıncı olduk incir üreticisinde? Arz ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Kaçıncı olduk? Buyurun. İkinci olduk. İkinci oldun Ahmet. Ne söylersin izleyicilere, gençlere bir tavsiyen var mı? İncir üreticisi nasıl geçti bu sezon? Ya bu sezon geçen sezona göre biraz daha iyi, yani fiyatları olarak depo alım anlamında biraz daha iyi. Lakin bu fiyatları aşağı çekmek isteyen firmalar var. Daha demin de Mustafa Başkanımın dediği gibi. Yani çiftçiye tabii ki biraz daha destek olursa bizler için de daha iyi olur. En azından bu siyah incir Bursa'mıza, Osman Gazi'mize özgü bir şey kalabilir yani. Bursa siyah inciri diye belirtiyor. Tabii, evet. Evet yani. Sen gelirken buraya dereceye gireceğine kesin gözüyle bakıyor muydun Ahmet? Ben tabii ki düşünüyordum. Ben birinciliği düşünüyordum, ikincilik oldu. Nasip seneye. Seneye tabii ki, nasip seneye. Güreşçilerimiz Er Meydanı'nda ödüllerini, plaketlerini alırken derecelere girerken siyah incirde de yaklaşık 24 katılımcı 10 mahalle katıldı. Dürdane Pahlivanlarımızın madalyalarını takip etmek üzere kazanırken Selçuk Gazi 3. ve 1. oldu. Karabalçık'ta 2. olmuştu. Osman Gazi Belediye Başkanı, çok önemli bir sanatçımız, TRT sanatçımız Ayşe Ekin sahne alacak. Güzel bir konserle sizlere veda edeceğiz. Ama önce Çelik Bey'i, pahlivanlarımızın madalyalarını takip etmek üzere Mustafa Dündar ödüllerini, plaketlerini versin. Daha sonra konserle devam edelim. Hemen ikinci Feyzullah Türk, Anisa Aksanlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk baş pehlivanı. Sayın Başkanım Kupası, hemen üçüncü Kupacık Belediye Başkanı Ali İlkin Sezer Bey pehlivanı. Bu da şöyle, bu da milli takımımızın teknik direktörü yaptı. Başkanım tam ortaya alıyorum. Tabii Bursa'nın, Osman Gazi'nin havasını, suyunu, her şeyini beğendiniz ama incir festivali. Yani bu güzellik incirden. Bugün incir, haftaya üzüm. Yani ne istiyorsan her şey Bursa'da. Ne ettiniz de geldiniz, hoş geldiniz. İnşallah güzel geçecek. Tabii işin esas sıkıntısını öğlen güneşler başladı. Sıcağı yaşayanlar biliyor. Şimdi serin bir havada. Herkes rahat, herkes güzel. İnşallah güzel bir eğlence olacak. Tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Alkışlarınızla uğurlayalım sahneden Sayın Başkanımızı. Bu zarif çiçeği de hepinizin adına kabul ediyorum. Evet, bütün sıkıntıyı o sıcakta güneşin altında çekenler şu anda serinlikte hep beraber... Oo çocuklar, aferin, yaklaşmışsınız. Efendim? Ah, teşekkür ederim.
Instagram takipçilerim, tamam, yaş çok küçük, güzel. Rüştücüğüm, gençlere çalışmamız lazım. Hadi arkadaşlar. Haydi. Adını duydukça ağlıyormuşum.
Ay, yaşım 25 olduğu için kulaklarım birazcık ağır işitiyor. Tamam mı, devam mı? Evet, ekip tamamlandı. Halay başı geldi efendim. Böyle hareketli devam ediyoruz, tamam mı? Burada kadın gözüyle olarak bu haftada Ovakça Mahallesi'nde Bursa Siyahı'nın gündeme getirmeye çalıştık. Yapılan festivalin içinde bizler de kadın gözüyle program olarak yer almaya çalıştık. En son olarak TRT ses sanatçımız Ayşe İkiz konser verdi. Bir kez daha onun son melodilerini, tınılarını dinleyerek veda edelim. Haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın. Teşekkür etmek istiyorum. Onlara da kocaman bir alkış. Osman Gazi Belediyesi Kadın Gözüyle programını sundu.